Ölülerin Sessizlik Kuleleri. Sessizlik kuleleri Zerdüşt inancına göre ölülerin havayı kirletmemek için yakılmadığı, toprağı kirletmemek için gömülmediği, bedenin doğanın sonsuz sessizliğinde yırtıcı kuşlara emanet edildiği bir açık hava mezarlığıdır. Sessizlik kuleleri çoğunlukla yerleşim yerlerinin dışındaki alçak tepelerin üzerine kuruldur. Törenlerin uygulandığı dönemde ölüler buraya naseller denilen görevliler tarafından taşınır. Başka kimse bu bölgeye giremezmiş. Görevli kulelerin iç kısmına girmeden önce kule duvarındaki küçük bir delikten içeri gözleyerek yırtıcı kuşların olup olmadığını kontrol eder. Ondan sonra içeri girermiş. Ölü duvar dibine yatırılır, doğaya terk edilirmiş. Kulenin içindeki yuvarlak avlu 3 halkaya bölünmüştür. Erkekler avludaki en dış halkaya, kadınlar orta halkaya, çocuklar ise en iç halkaya yatırılır ve kule sessizliğinde baş başa bırakılırmış. Ayrıca bir de vahşi hayvanların ölen kişinin hangi gözünü daha önce yiyeceği duvardaki delikten gözlenir. Eğer sağ göz önce yenilirse bu ruhun iyi bir geleceğe kavuşması, sol gözün önce yenilmesi durumunda ise ruhun azap görmesi olarak yorumlanırmış. Bundan sonrası uzun bir bekleyiş. Sadece kemiklerin kalması ve bunların güneş ve rüzgarla iyice beyazlaması neredeyse bir yıl sürer. Bu sürenin sonunda kalan kemikler kireç içinde bir odada bırakılır. Burada da iyice parçalanıp dağılan kalıntılar çeşitli filtreme yöntemlerinden geçirilerek yağmur suyuyla doğaya ve denizlere bırakılırmış. Onlara göre oldukça etkileyici bir arınma süreci. 20. yüzyılın başlarından itibaren sessizlik kulelerinin kullanımı giderek azalmış ve ölü yakma ve gömme yöntemleri kullanılmaya başlanılmış. Bu süreçte birkaç faktörün rol oynadığı söyleniyor. Öncelikle İslam'ın ölü bedene ilişkin yaklaşımının bu törenler üzerinde ciddi bir toplumsal baskı oluşturduğundan söz ediliyor. Zamanında şehirlerin oldukça dışında inşa edilen kulelerin, artan nüfus ve genişleyen yerleşim alanları nedeniyle içeride kalması da ikinci bir neden. Zerdüştler içinde de bu yöntemin zamanın şartları içinde geçersizliği yönünde düşünceler ortaya çıkmaya başlamış ve 1960'lı yıllardan itibaren de bu kulelerin kullanımı tümden yasaklanmış. Artık zerdüştler ölülerini toprakla temas etmesinler diye betondan yapılmış mezarlar içerisine koyuyor ve bu etkileyici görünümleri halen muhafaza eden kulelerin artık sadece turistik bir işlevi var. Peki kim bu zerdüştler? Zerdüştlük M.Ö. 628-551 yılları arasında yaşayan Zerdüşt'ün kurduğu bir inanç sistemi. Tek tanrılı anlayış getirmesiyle kendinden sonra gelen dinlerin üzerinde derin etkiler bırakmış. Bu inanışın temelinde en yüce tanrı Ahura Mazda oluşturur. Bu nedenle Zerdüştlüğe Mandaizm de deniyor. Zerdüştlük Yunan, Roma ve Yahudi düşünceleri üzerinde de yaygın etkileriyle biliniyor. Zamanında siyasal ve dini otoritelerin büyük baskılarıyla karşı karşıya kalmış. Bugün de hala baskılardan kurtulamamıştır. İronik olan Sasaniler döneminde resmi din ilan edilen Zerdüştlüğün de kazandığı dinsel ve siyasal gücü Hristiyanlık, Budacılık ve diğer dinler üzerinde baskıya dönüştürülmüş olmasıdır. İslam'ın yayılması ile zamanla etkisini yitiren Zerdüştler 8. ve 10. yüzyıllarda İran'ın büyük oranda terk ederek bugünkü Hindistan'ın çeşitli bölgelerine göç etmişler. Günümüzde de Zerdüştlük asıl olarak Hindistan'daki Parsiler arasında etkisini sürdürmekte. İran'da kalan Zerdüştlerin sayısı ile 40 ile 50 bin arasında tahmin ediliyor. İran'ın en eski ve tarihi açıdan önemli kentleri arasında sayılan Yezd, Zerdüştlerin görece sayıda bulundukları ve çok önemli bir yerleşim bölgesi. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.